koydum. Bir kütüğün üzerinden geçirerek deldi oraları. Damlama gibi. Suyu attı. Damlama yapabilir. Damlama yaptı. Damlama borusu. Hatta onun fotoğrafı da Facebook'ta ama var. Ama belli bir noktaya yine gelir ki. Su hep belli bir noktaya gelir. Yayılıyor. Yayılıyor. Sünger gibidir küçük. Şunu koyarken ama altına bir destek koyacağız yoksa bu gider. Tamam abi geleceğim onu ya. Ona göre ısıyı ya. Şimdi misali alalım. Siz yapın. Asuman hadi bakalım. Hadi uğraşalım. Öğrenelim. Dengelesek yeter. Ha yeter. Şuradan o tarafa koyalım. Ha onu da o tarafa. Yani çok önemli değil. Şimdi koyduktan sonra poşet de daha önemli. Ha, doğru, evet. Doğru. Hadi bakalım. Onu itleme çekilmiş. Şimdi şöyle küçükleri koyacağız. Çekil misin? Hayır yapmadım. Yapmadım. Evet tamam. Ya kendimize küçük hemen yapsak. Kabak var mı? Çok hareket ettirmezseniz, dikkat ederseniz böyle sallaya sallaya değil de kibar kibar götürseniz bir şey olmaz. Sallanmadan imkansız. Biraz zor değil mi? Olsun ya şöyle. Bir deneriz yani. Deneyin bence de. Uğur gelecek ama. Ne? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Uzunlamasını mı yapmışız? Eller çok yavaş. Çok çok yavaş. Ya, temiz pis ya da herhangi bir şey olması yani elinizde şey cam parçaları var gibi düşünün. Yani ezerken de. Anlatabiliyor muyum? Şey o çok önemli. Bu sporlar. Sen görün ben şimdi oraya kafayı siz sokacağım görmeyeceğim. Ben şu yandan geliyorum. Haftada bir mi? O sporların solumayla ciğerleri çok fazla zararı yok. Çünkü biz açık alanda yapıyoruz. Ama burada kapalı alanda özellikle şu dönemde mantar var, toplamadınız. İçeride bembeyaz bir bulut oluyor. Kapalı bir yer. Orada biraz sorun olabiliyor. Camı açacaksınız. Ama o durum hiçbir zaman için gelmiyor. Biz genelde açık alan çalışıyoruz. Ben evde yapsam. Bu kadar. Bunu dedim. Yani nasıl diyeyim? 500-600 kütüğün olduğu bir yerden bahsediyorum. Böyle düşünüyor yavaş yavaş. 1-2 derken biraz toplu olanlar. Özellikle kenarlara çünkü ilk kenardan verecek. Ben lahmacun ustası gibi böyle asman gibi boş boş lahmacun verirsen bir daha da kimse gelmez yani. Şöyle getirin biraz. Biraz vermişler. Biraz bol kullanın. Bol bol. Ben ne diyorum. Bol. Şöyle olacak. Bol. Şöyle şura gibi. Bol. Ve şunu da söyleyeyim. Koyduğunuz yerde hemen yapın. Aa bura olmadı alayım şu tarafa atayım yok. Orada. Oradan çok hafif yayıyorsun. Sağ ol teyze. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Üstüne salaş. Salaş. Şuradan salaş birazcık. Atın. Öyle mi? O ne? Olur o da olur. Hocam. Organik malzeme nasıl? Çok değil ama sanki. Biraz. Tamam yeterli. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Su. Biraz tabii siz bol kullanıyorsunuz. Tamam o yapacak. Talaşık olan mı? Nazikli veriyor. Onu şey ayarına şurası alalım. Birazcık fazla oldu. Fazla ama sorun değil. Biraz yukarıdan verirseniz o sorunu aşarsınız. Sonra yukarıdan. Kuzu göbeği evet, kültürünü evet öğreneceğiz. Tık iyice. Kuzu göbeği. Elektrik geldiyse onu da anlatacaksınız değil mi? Kuzu göbeği kültürünü. Kuzu göbeği kültürü diye bir şey yok. Şanslıysanız dağlarda ovalarda vardır. Kültürü alamaz mıyız? Kültürü alın ya. Ben sana dedim ki ben direkt şey 600 euro ile başlamak istiyorum. Kuzu göbeğini tanımayan bir o kadar il var. Orada organizasyon yapabilirsiniz. Biz de bunların başında geliyor. Kuzu göbeğini anlatıyorum. Ertesi gün 5 kilo getiriyorlar. Bu mu hocam falan diye. Yeter misin? Doldur. Şu anda biz ne kadar normalde bu kadar yetecekti ama bizim kütüğümüz kuru olduğu için fazla koyuyoruz. Şu anda ne kadar mantarı? Yarısında var mı? Var çok fazla. Ben orada senden önce ben giderim. Şu anda ne kadar atalım? Var mı? Küt
elektrikse eğer Ankara'da sizden bunu 10-15 liraya alacaklar kilosunu. 20 liraya. Organik sertifikasını alırsanız 40-50 liraya. Avrupa'ya sunarsanız... Yok, olmaz değil mi? Hayır, hayır, hayır. Pazar, biz buraya satıyoruz zaten. Ben satıyorum Ankara'ya. Direkt alacağız, hale gidiyoruz. Ankara var, hale mi? Halde var. Halde var. Halde biz çünkü... Halde var. Çok fazla. Çok fazla. Orada 3-5 market ayarlayın. Kaç alıyor adam? 15 alıyor. 14'e veriyorum. Taze veriyorum. Aynen. Bir de biz normalde uzaktan yolladığımız için... Buraya gelene kadar markette bakın pörsümüş kötü. Taze getireceğin adam havada kapar zaten. Direkt lokantalara gidiyor. Kürtüsünleri falan. İnanılmaz lezzetli. Yeter. Şu çapta bir kütük ilk yıl için 10 günde bir 15 günde bir kütük. Ben yapacağım ben. Kapatalım. Çivi çivi çakalım. Yönünü biliyorsunuz. İşaret koydum ben. Olsa yetmez mi mesela? Yeter. Öbür kullanıcı varsa. Çivi koymadım. Yeter. Ama dengeleyemiyorlar. Çakalken göz ayı dengelenmediği için. Bir taraf da bir şey var. Uzamında 4 tane kullanmamız lazım. Yani 2-3 tane bile olur. Ben sana bir tane yaş kavak keser. Sen orada mı? Burada yaş kavak varsa küçük dallarından yapalım size de. Keser küçük. Aslında zamanın kesinlikle yaş kavağının parçaları geliyormuş. Süleyman ben burası. Kaç tane çakacağız? Nasıl çakalım? 3 tane çakıyorum. Ortalarından mı? 3. Ama yan kısımları basıncı ayarlayalım. 4 tane yapsa olmaz mı? Yanlara mı çakalım? 4 tane. 6 tane. 4 tane. 4 tane yan yapalım. Boşluk bırakmış. Şöyle. Sonra köy. Karanlığa gerek yok. Yamuk olsun fark etmez. Yamuk olsun. Karanlık olsun. Çakalım. Tamam. Tamam. Ben burayı kütükle yapayım. Çuvala pek... Çuval yapacağız şimdi zaten. Çuval. Bir tane klima kompost. Bir tane sağ taktım. Onu da denemek için çok uğraştım. İçten vuralım bizi. Çok da iyi gitmeyebilmedi. Yani kütükteki o ilaç sıyı oluyor. Çünkü üç ayda bir değiştiriyorsun. Tekrar steril ediyorsun. 3 ayda 3 ay mı değişecek mi? Bu değil. Yani. Yok. Bu poşet yaparsan. Poşettekiler 3 ay. Bunlar 5 yıl. Tamam beş herhalde. Yani. Sertse tamam. Koyalım. İşaretini denk getir. Poşetle ne uğraşma ya? Şey miydi? O taraf mı yeri? Karşı tarafta her şey araba da tamam 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 şimdi çakalım önce ikişer ikişer hep çam çam içinde yani çam ağacı da olur çam olmaz ağaçlar sertlik kalitesine göre ayrılıyor parçalayamıyor lif atamıyor çam altında çama lif atamaz mı bu? Bu mantar yapacaksınız, kavak, kayın. Bu kapağı ayrı olduğunda mı? Evet, sert. Sert. Buna da bant yapacağız. Bant. Önce bant. Bant. Daha iyi oldu sanki. İşaret. Ama bu çabuk yerli teması, az mesafesi çabuk gidecek. 2 yıla gider. Ürün çok olur. Ürün bol olur. Ama 2 yıla gider. İlk bundan alır ürün. Onun... Yere değer paralarına toprak dökülse nasıl olur? Gayet iyi olur. Toprağa gömenler var suyu rahat çeksin diye 5 santim. 5 santim kadar toprağa gömenler var. Sadece bir şey. Ulan odun olur başka bir şey olmuyor. Biz kaymakamların girişlerine falan koyuyoruz. Yani yapıyoruz çok hoş oluyor. Bizim ilçenin girişlerine koyuyoruz abi. Sizin kaymakam bey sen takıldın mı koridorlara? O heyecanlı ya böyle şeyler. Bir de işler çıksa oraya düşeceksin. Şimdi şurada hava kaldı. Bu şekilde şey yapabiliriz. Bu geniş parka olacak daha rahat olur. Evet. Çok rahat olacak. Osman abi burada vardır değil mi? Sen sabitlemek için mi sarıyorsun? Bak burası boşta kaldı, açıkta kaldı. Aa.
Şunu da söyleyeyim. Bir kursiyerin bantlamayı unuttu. Olmadı mı? Bizim neler başımıza geliyor değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Olmuştu. Çünkü yani poşet var. Çok ortamını sağlayınca çok önceklerini sanmıyorum. Nem kaçırmaması önemli galiba değil mi? Evet. Yani canlı bir şey. Sonuçta o da doğal ortamda yani ne kadar kendini kurtarmak için uğraşır yani. Biz birazcık bununla hızlandırıyoruz. Aktivite hızlandırıyoruz. Evet, şimdi şuraya da aslında yok. Şuraya küçük şey kabuğu. Bir de biz örnek olursak birçok çift şey. Buraya başka bir kabuk da koyabilirsiniz. Başka bir ağaçtan aldığınız. Olur. Kağıt da iş görürüz. Zaten bu kutuyu kullanmayacağım. Yerisini hemen keseceğim. Evet, sulayalım. Bak böyle yapınca aslında asmaya müsait. Altını su şey verilebilirse. Suyu nasıl vereceksin asınca? İşte az su kısmını ayarlayabilirse çok daha asınabilir. Dilerle birlikte asın. Eğer onun yanı uzun. Bu suyu verirken yukarıdan damlama yapmıyoruz. Var ya. Bolca. Şimdi bir poşet alayım. Olabilir mi? Sana da sonra. Pulverize atın. Hayır, kendi yapın. Bakın, bu ne kadar atmadı. Yukarıdan pulverize atın. Suyu yatıyor. Yani. Her birbirimizin üstünde mi? Kapatmanızın üstünde mi? Hayır. Yani iyi derler. Bak, bu sene. Sonra canlı. Beyaz mantar. Hangisi? Zaten bu kendisi yaş olduğu zaman. Anlatacağım. Bunu anlatacağım. Bunlarda enteresan noktalar var. Bunun mantarı kütür anlıyor musun? Şimdi benim kütüğüm yok. Hızlı bir şekilde mantar üretmek istiyorum. Marketle anlaştım. Bu şey örnek veriyorum. Samanım var. Aklınıza gelebilecek her şey. Buğday sapı, samanı, mısırın koçanı, fındığı, zurufu, ayçi çekirdeği kabuğu. Bizim için önemli olan bu şekilde odunsu yapının, selüloz dediğimiz odunsu yapının olması. Bunun için yapacağımız şey ilk önce bunları makarna yapar gibi kalın kazanlarda kaynatırlar, yumuşatırlar. Daha sonra yumuşattıktan sonra benim yapacağım uygulamayı yaparlar. Ama bunu talaşta yapacaksınız. Böyle bir şeye gerek yok. Biz şimdi talaşta yapacağız. Poşetleme yapmıyoruz öyle mi? Poşetleyeceğiz. Poşetlemeden olmaz. Poşetleyelim. Onu yandan poşetleyeceğiz. Yandan. Yandan bağlayacağız. Yandan geçireceğiz, yandan bağlayacağız. Tamam. Ya şu küçükten birazcık kesebilir miyiz bize ya? Alta kesip olduk ayrıca. Yapalım mı? Bir tane alalım biz. Götürelim. Alttaki destekleri alın abi. Şey falan şeylerdi. Tamam. Tamam. Tamamdır. Tamam. İçine. Ha? Evet. Sprey, içine sprey. Buralarda olur mu? Mantarın amca türevi bak kokusundan. O ne? Emin mi bu şimdi? Bak bir kokusu var. O yiniyor mu? Bu mantarın şey. Bu ağacın mantarı o. Bu ağacın mantarı o. Bu amca çocuğu. Öyle değil. Talaşı getirdim. Doğru mu? Talaşı getirdim. Getir mi? Kemal. Var koku var. Amca çıkıyor doğada. Çalışıyoruz şu an. Ya ağaçtan çıkıyorsa herhalde olur. Tabii, tabii. Bu küçük bir gibi dediğimiz yani yenilebilir mantar. Bu da amca çıkıyor. Bıçak nerede? Baba bıçağını versene. Ya, bu peki bu yenilebiliyor mu? Bıçak yerde mi? Bu yenilebiliyor mu? Emin değilim. Peki. Ama yiyoruz diyor. Yiyoruz biz yiyoruz. Yenir. Ama çok serttir. Nasıl yiyorsunuz onu? Yok, o kadar sert değil. Abi siz o zaman bunu yiyorsanız orijinali çıktığı zaman çiğden götürürsünüz yani. Şimdi suyu getir. Anlat bir daha anlat. Şimdi normal baklava yapar gibi. Kutlayacağım, közde pişireceğim. Ondan sonra buz ettiği gibi olur. Eyvallah. Hadi bağlayıp şunu nasıl bağlayalım? Şöyle. Bir yufka bir fındık. Havasını alıp. Havasını alıp. Evet. Şimdi sen nerede? Su nerede? O paket. Bunda artık bardağa gerek yok çok fazla. Şunu birisi
Kuru çünkü. Karadeniz olsa ben bu kadar koymam. Palaşınız bile kuru. Su getir. Sana bak. Karadeniz'de her şey ıslak ya. İç Anadolu'da her şey. Biz bile yani şuna bak. Giresine gidiyorum yatağa yapıyorum ıslak. Yok gerek yok. Kışın gitme bir anda. Samandan yapacak. Yazın gitti bir haftada tişört kurumadı abi ya. Sebep şu. Bu ağaç menşeli. Ağacın içine bir ilaç uygulaması olmaz. Ama o direkt ilaç gübreyle birebir maruz kalıyor. Çok organik değil, sofralık evet. Olmaz. Bunu mu tercih ediyorlar? Kütüğü mü? Kütük. Kütük mantarı bundan hemen hemen 10-20 lira fiyat katlar müşterisinde. Daha organikmiş kütük mantarı. Çünkü orada bu direkt ilaç sanayi. Direkt ilaç sanayi. Anlaşın ilaç sanayi. Zaten biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapıyoruz. Onu yapamayız zaten. Onu bu ne biliyor musun? Evde yemek için bunu yapın. Biz öyle yapıyoruz. 3-4 poşet. Mesela jandarmayı bundan yaptık. Haftada bir mantar yemeği çıkarıyordular bununla. Bu çok uğraştırıyor. Hayır ya. İşi çok mu? Bunu alalım. Şey için böyle şey saklaması da zor ya. Talaştan da deneyelim. Baksana kuptu yani. Bu ne zaman su çekecek? Talaşı daha ince yaparsanız daha iyi. Yani şöyle bir şey. Bu et yemeği bir çocuk yemek yiyecek. Dişleri yeni çıktı. Bu et yemeği yavaş yavaş yiyecek. 5 yılda bitirecek. Bu kıyma. Anlatabiliyor muyum? Hızlı yiyecek, hızlı üretecek. Bunda İnsan daha hızlı ürün alırsınız. Onu bayağı bir biz de ıslatıyoruz. Biz de ıslatmıyoruz mesela bu kadar. Ağaç zaten ıslak. Orası da bizden. Buluyorsa ondan olur. Bölge olarak. Tamam. Olsun dedi. Bölge olarak. Bölge farklılığını ifade ettim. Şimdi bu ıslaklık yeter. Misallerde. Ya bayağı böyle yumuşak olacak yani. Şöyle koysam mı? Misal çok mu gidiyor? Misal biraz uygulayacağız. Öbüründen çok mu alıp alıp çok. Yayacak ama yüzeye çıkıyor. Çok da ürün alacağım ben işte. Buradan. Asuman bütün video senin kafanda geçti yaptı. Yapma ya. Çekiyorsun değil mi? İhtir oldum. Bu yeterli. Talaş. Burası para kazandı. Satalım mı talaşı? Bunları da şey yapacağız. Hayır şey dönmek. Tamam. Buradan para kazan hızlı. Talaş bundan sonra daha ince yaptırıyorsun. Tamam mı? Tamam. Sordunuz aslında da ben denemedim. Aslında Talaş'a tam karar veremedim. Mustafa Bey ikisinde de olur dedi. Ben ona ulaştım dedi. Kuru olsun, temiz olsun dedi bana. Temiz olacak. Zaten Talaş'ta sıkıntı yok. Ağaç menşeli. Şey yapmıyoruz sadece. Su. Düğünde var. Allah Allah. Dur. Bu çarptı ya. Ne zarar görüyor tabii. Yok şu an bize Talaş'ta kalın kapalı ya. Talaş'tan önce tohumda mı? Tamam. Yapılabilir mi? Yapılabilir ama gerek yok. Bu yeter bana. Bu acayip. Şöyle yine açalım istersen. Evet. Sert olduğu için talaşı serdi. Talaşı güzelce ıslattı. Şimdi bir aya yakın bir süre. Ama 20 günden sonra buna böyle dokunuyorsunuz. Şunun gibi olacak bak. Şunun gibi hissedeceksiniz. Böyle. Sertleşeceksiniz. O noktada bundan delmeniz gerekiyor. Naylonu delemez çünkü mantar. Bundan böyle her tarafına delikler açıyorsunuz. Oradan çıkmaya başlıyor. Bu naylonu açmıyoruz. Daha ucuz. Naylon içinde devamlı kalır. Hiç fark etmez. Böyle parmağınız kadar o zaten büyütüyor orayı. Şimdi bunu biz şöyle yaparız genelde. Ama şey bunun kalitesi daha düşük. Direkt bunu kareye iple asacağız. İp wow. Nerede baba? İyiymiş. Burada ip vardı. Yemek için evet mantıklı. Biraz sonra pardon. Biraz sonra deneyeceğim ya. Oradan su vermem yeterli olur. Deliklerden. Büyük olacak alacak. Alacak cevabını. Anne bir balleti getirin ya. Demin vardı. Bunu da yaparım da denir. Şimdi bir ay sonra bir ay da değil 25 gün sonra elimle yokluyorum. Nereden bağlayalım ask ipini? Şöyle hiç fark etmez. Tutsun yeter. Bu da böyle karanlık ortam. Tamam. Şundan bahsediyoruz işte. Tamam getir öyle bağla. Tamam bir daha düğme tamam, sonra tamam. Bak buralarını kullanmış olursun. Hı. O televizyonlarda gördüğünüz poşet içinde yapılması da bu mantık. Tamamen daha mantık bu. İçindeki içerik fazla. Saman kullanırsanız onları kazanlarda kaynatmanız gerekecek.
Tıraş kullanırsanız gerekmeyecek. Uygulama tamamen bu. Şimdi bir ay sonra derdik. Bir ay sonra derdik ürün veriyor. Bakıyorum ıslaklığını kaybettiyse deliklerden su veriyor. Ne kadar gider bu? 3 ay. 3 ay sonra değişmek zorunda. Bu işlemi tekrar yeni bir poşetle yapmanız lazım. Ya ürün vermemeye başlıyor. Oradan tabii ki. Çürüm içi artık. Çürümeye başlıyor. Kendi, çünkü kullanacak o talaşı kullandıkça. Ömrünü uzatabilir miyiz talaş takviyesiyle falan? Tabii canım bunu kal, bunu şunu söyleyeyim. Bu şekilde poşetler de var. Yani ama poşetimiz çok ince olduğu için çok fazla koymadım. 4 kat 5 kat yapın. Hiç fark etmez. Yapabilirsiniz yani. Canım, peki misali 3 ay nasıl muhafaza edeceğiz? Böyle bu şekilde. Misali bakın son kullanma tarihi üzerinde yazar. O zamana kadar istediğimiz zaman kullanabilirsiniz buzluğunuzu. Ama bu tarihi geçirdiğinizde misal kendi içinde mantar vermeye başlar. Bu demektir ki çöpe. Onlar niye düştürüyor canım? Asla şu görüntü kaybolmayacak. Bu, sarıya dönebilir. Bu talaş, sıkıntı demektir. Talaş olayını boya kovası gibi bir şeyle üstten tekrar talaşla tabii ki aynı. Boya kovasını yapalım. Çuvala yapalım. Boya kovasını yapalım. Üstten ama talaş takviyesi de verebiliriz. Tabii ki tabii ki. Kovada gösterdim ya. Tamam. Bu çuvalları yapsak. Evet aynı aynı. Kalın koyacaksın aralara. Ya yani bunu nedir? Şu mesafeye kadar çıksam sıkıntı olur mu? Yeter. Yeter. 2 kat yapsan neyse 2-3 kat. Tamamına da yapabilirsin. Hiç fark etmiyor. Tamamına yapıp yere de koyabilirim değil mi? Aynen öyle. Yere de koyabilirsin. Ama şu daha çok. Bu pahalı. Bundan yapacağım. Bundan bir tane olacak. Size şimdi fotoğraf göstereyim. Bundan yapacağım. Mayalanma fotoğraflarını bilgisayarda göstereceğim. Hasat fotoğraflarını göstereyim size. Yeni, 3 gün önceki hasat bunlar. Buraya gelmeden hasat ettim. Ben de. Hadi kolaylık. Buyurun. Buyurun. Bu şekilde görüntüler olacak. Ama bazen de şöyle de olabilir. Bir dakika kapatayım. Pardon şu tarafa gideyim. Yok bu küçük. Bakın bu şekilde de oluyor. Üstten de çıkmış. Üstten kendi o gücüyle patlatabiliyor. Hipleri çok kuvvetli. Bazen şu şekilde de olabiliyor. Buyurun. Ben buraya koymadım. Ama o hiplerini uzattı. Bulduğu boşluktan çıktı. Her yerden çıkmış. Peki böyle çıkması bu kütüğün ömrünü kısaltıyor mu? Hayır. Ama dübel uygulaması yapsaydım buralardan kısaltacaktı. Çünkü her dübel, her delik aynısı, orayı çürütmeye başlayacaktı. Düşünün 10 tane dübel dersem 1 seneye kütüğüm giderdi benim. Bunu ben yukarıdan besleme şansımız yok. Bakın alanlara. Vereceğim. Beni internetten ekleyin. Biz fotoğrafları internet üzerinden paylaşıyoruz. Günlük olarak orijinal fotoğraflar da geliyor bana. Kendi alanlarımdan. Tamam. Çünkü uzak, bizim köylerimiz çok uzak. En iyi, yani uzak dediğim, yani ben bunun köyüne gitmek için 2 saat, öbürünün köyüne gitmek için 1 saat. Bizim köylerimiz çok uzak. Dolayısıyla en güzel ağ kurduk internet üzerinden. Fotoğraflar paylaşıyorum. Facebook üzerinden. Küçük yapsa, bakın. Bir küçük kessel de bize yapıp idareye götürsek de mesela. Şuradan. Bakın Naci Bey. Mantar koordinatörü olsun. Sibel Hanım bir hazırlasın. Şunu da söyleyeyim. Kat kalınlığı, kat dediğimiz şu gül şeklinde. Ya çok da küçük. Kat kalınlığı ne kadar fazlaysa o kadar başarılısınız. Rekor 6 kattı. Biz 11 kata ulaştık. Hayır. O fotoğrafı göstereceğim size de. Aynen. Bakın hasat. İdeal hasatı söyleyeyim. Elle mi işte? Makas, onu da söyleyeceğim. Bak bıçakla kenarından kesiyorsunuz bıçakla. Mayalanmayı görüyor musunuz beyazlıkları? Bak bu Mayıs ayında mayalandı. Bizim bir çürük ay dönemimiz var. Siz onu yaşamıyorsunuz. Yani, o dönemde mantar beklediği halde hala mayalı var. Sibel Hanım ne kadar güzel denemek için alacağız. Küçük de yapabilirsiniz hiç fark etmez. Bir 30 falan. 30. Sibel Hanım bunlar 30 değil. 5 santimlik. 30 yap. Sanki resimdeki aynı. Aynı. Dedim ya aynı ama bu çok hani sus bak susuzluktaki sonu. Evet, bu asla hiçbir firma yani. Almaz yemez. Yoksa aynı. Evet bu. Ama bu yenmez. Bu yenmez. Bu yenmez.